Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti Sefayi berdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet. Rahmanın varlığına, birliğine hamdü bir gayet. Bizleri izleyen, siz değerli izleyicilerime sağlıklar, sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli izleyenlerim, vakti zamanında bir padişah baş vezirini kaybetmiştir. Geride üç tane daha baş vezirin yardımcıları vardır. Yardımcı vezirler bulunmaktadır. Bu vezirleri, padişah geride kalan vezirleri etrafına toplar. Eee baş vezirimizi de kaybettik. Şimdi ne yapacağız? Baş vezirlik görevini hanginize vereceğiz? Ha? Neyse biraz düşünelim der padişah. Padişahın çok zeki, çok akıllı, ilim irfan tahsil etmiş bir de kızı vardır. Kızı babasının yanına gelir. Babacığım bu baş vezirlik görevini söyleyin vezirlerinize. Kim Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı buraya getirirse ona verin der. Padişah çok şaşırmıştır. Ne? Nasıl yani? Yani babacığım söyleyin vezirlerinize ve hatta halkı toplayın ilan edin. Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı kim getirirse baş vezirlik görevini ona vereceğinizi söyleyin der. Padişah kızının bu teklifinden çok memnun olmuştur. Çok hoşuna gitmiştir. Hemen etrafına avanesini ve halkı toplar. Der ki: Kim bana Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı getirirse ben onun elini öpüp hayır duasını alırsam onu baş vezirim yapacağım der. Halk çok şaşırmıştır. Hazreti Hızır aleyhisselam öyle bulunup getirilebilecek bir yerde midir ki de Hazreti Hızır aleyhisselamı bulup getirsinler ha? <laughs> evet. Bu beldede bir de fakru zaruret içerisinde her gün eşiyle fakirlik yönünden kavga eden bir de kunduracı bulunmaktadır. Bu kunduracı salih Müslümanlardan bir tanesidir sevgili izleyenler. Bir gün bu kunduracı düşünür, taşınır ve padişahın huzuruna çıkmaya karar verir. Padişahın huzuruna çıkar, der ki efendim ben Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı size getirebilirim. Fakat benim bir miktar paraya ihtiyacım var malum yol harcı hazırlamam lazım der. Padişah, pekala iyi, hadi git vekili harca söyle, sana hazineden yeterince yol harcı olarak altın versin der. Bizim kunduracı gider, hazineden yüklüce bir miktar altın alır sevgili izleyenler. Altınları götürür, etrafına eşini ve çocuklarını toplar. Alın. Size para, altın der. Bundan böyle benim başımın etini yiyip durmayın. İşte size zenginlik. Bundan sonra hayatınızı zengin olarak devam edeceksiniz der. Der ama kunduracının karısı bir huzursuzluk içerisindedir. Merakla bu zenginliğin nereden geldiğini düşünür ve kocasına sorar. Zenginlik tamam ama bu zenginlik nereden geldi efendi der. Kunduracı olup biteni aynen karısına anlatır. Karısı büyük bir telaş içerisinde, feryadı figan içerisinde kocasına söylenmeye başlar. Bey sen ne yaptın? Ne yaptın ha? Hazreti Hızır aleyhisselam öyle aramakla bulunup getirilebilecek bir şey midir? Aramakla onu bulabilir misin? Hazreti Hızır aleyhisselam Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfederse o gelir. Allah lütfetmezse gelmez. Sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Durup dururken kelleni mi vurduracaksın ha? Diye dövünmeye başlar. Ayakkabıcı dur kadın dur der. Henüz daha kırk günümüz var. Allah kerem sahibidir. Cenab-ı Hakk'a dua ederiz 40 gün boyunca. Duamızı kabul ederse gönderir Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı. Duamızı kabul etmezse eh biz de ne yapalım? Kaderimiz der otururuz. Hem siz benden sonra zenginlik içerisinde güzel bir hayat sürersiniz der. Neyse lafı uzatmayalım. Bizimkisi tasını taran toplar, padişahın huzuruna çıkar. Etrafındaki herkes büyük bir merakla Hazreti Hızır'ı beklemektedir. Padişah döner kunduracıya eee hani Hızır, Hazreti Hızır Aleyhisselam nerede? Kunduracı, efendim ben fakir bir kunduracıyım. Bu fakirlikten dolayı her gün karımla nizah içerisindeyim. Bu yüzdendir ki dedim ki sizin de ilanınızı duyduktan sonra gideyim saraya. Padişaha diyeyim ki benim bir miktar paraya ihtiyacım var. Bunu bana verin ben de size Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı bulur getiririm diyeyim dedim. Ve parayı aldım evime götürdüm. Çoluğum, çocuğum zenginlik içerisinde yaşasın dedim der. Padişah sinirlenir. Ey der. Olmaz böyle şey. Nasıl böyle bir şey olabilir der. Derhal siyaset meydanını kurulsun der. Siyaset meydanı kurulur sevgili izleyenlerim. Bir tarafta padişah ve üç veziri, diğer tarafta kunduracı, fakir o garip adamdır. Meydanda da halk toplanmış. Padişah döner birinci vezire. Söyle bakalım benim akıllı vezirim. Bu adama ne ceza verelim der. Birinci vezir bir adım öne çıkar. Şöyle bir etrafa bakınır. Efendim bu adam sizi kandırmıştır. Size yalan söylemiştir. Bu adamı dar ağacına çekelim. Kollarını, bacaklarını vücutundan ayıralım. Etlerini lime lime doğrayalım der. Padişah eyvallah tamam der. İkinci vezirine döner. Söyle bakalım benim vezirim bu adama ne ceza verelim der. O da bir adım öne çıkar. Şöyle halka bir gerile gerile bakar. Efendim bu adamı fırına atalım, yakalım cayır cayır biz de bakalım der. Padişah tamam der. Ve üçüncü vezire döner. Söyle bakalım benim vezirim bu adama ne ceza verelim der. Şey efendimler bu adama öyle bir ceza verelim ki derisini yüzelim, içini boşaltalım, içine saman dolduralım, yün dolduralım, iğne iplikle dikelim, şehir meydanına götürüp sergileyelim der. Padişah tamam der vezirine ve bu arada o meydanda bir de şehrin kadısı bulunmaktadır kadı, ilim, irfan sahibi, tevekküllü bir insandır. Çok böyle mütevazı bir insandır aynı zamanda da. Firasetli bir adamdır. Söyle bakalım, kadı efendi, bir hukuk insanı olarak bu adama ne ceza verelim der. Hemen kadı el pençe divan bir tevazi bir şekilde padişahın huzuruna gelir. Efendim, bu adam her ne kadar sizi aldatsa da, sizi kandırsa da, size yalan söylese de durumunu, maruzatını size arz etti. Bu adam için fakirlik çok zor bir durumdur. Allah muhafaza, fakirlik insanın amelini bile zor duruma sokabilir. Belli ki bu adam fakirlikten dolayı çok sıkılmış, çok bunalmış, çok zor durumdadır. Siz himmet edin, bu adamı bağışlayalım efendim der. Tam bu sırada bu sohbet geçerken, hatta vezirlerin asalım, keselim, yakalım derken, arka taraftan halkın arasından ak yüzlü, ak sakallı, güzel kıyafetli, yaşlıca bir adam kendi kendine tevekkül içerisinde her şey aslına rücu edecektir. Her şey aslına rücu edecektir. Her şey aslına rucu edecektir deyip durmaktadır. Bu söz padişahın dikkatini çekmiştir. Ve döner der ki hey ihtiyar gel bakalım buraya. Yahu sen deminden beri her şey aslına rücu edecektir. Her şey aslına rücu edecektir deyip duruyorsun. Nedir bunun aslı? Anlat bakalım der. İhtiyar, padişahım senin bu vezirlerin var ya, hani şu birinci vezirin bu adama ceza verelim derken asalım, keselim, etlerini lime lime edelim diyen veziriniz var ya, işte onun babası bu ülkede kasaptır. Bu vezirinizin kafası kasaplıktan başka bir şeye çalışmaz. Size hiçbir faydası olmaz. Bu adamdan baş vezir olmaz. Siz en iyisi bu adamı gönderin sıraya kasaplar başı olsunlar. Ve ikinci vezirine döner. Bu adam hani kunduracıya ateşe atalım, fırına atalım, yakalım demişti ya. Bu adamın da babası bu şehirde ekmekçidir. Bu adamın da kafası ekmekçilikten başka bir işe yaramaz. Size başvezir olamaz. Ekmekçilikten başka bir şey düşünemez bu adam. Bu adamı da götürün. Fırıncılar başı yapın. Bundan size başvezir olmazlar. Şu üçüncü adam var ya, şu üçüncü adam bunun babası da yorgancıydı. O yüzden bu adamın derisini yüzelim, içine ot dolduralım, saman dolduralım, yün basalım dedi. Bu adamı da ilgili bölüme yönlerin. Bu adam da orada o görevde tevdi edin, o görevde devam etsin. Size bu adamdan da vahşezir olmaz der. Fakat döner kadıya. Sayın Padişah, işte şu adam var ya kadı. Bu kadının babası bir ülkenin hükümdarıydı. Hükümdar ölünce bu kadı efendi kardeşleriyle taht kavgası yapmamak için ülkesini terk etti. Sizin beldenize geldi. Burada sizin beldenize sığınıp ilim ilhan tahsil etti ve siz de ilmiyle amil olduğunu gördüğünüz için bakın siz de bu adamı şehrin kadısı görevine tevdi etmişsiniz. Olsa olsa bu adam sizin baş veziriniz olabilir der. Tam bu esnada bizim ayakkabı kunduracı hemen her yadı figan bağırmaya başlar. İşte Hazreti Ali Hızır Aleyhisselam, işte Hazreti Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam geldi, Hızır Aleyhisselam geldi diye her figan bas bas bağırmaya başlar sevgili izleyenler. Hemen halk döner bakar Hazreti Hızır Aleyhisselam aramaya. Ama ortada ne Hazreti Hızır Aleyhisselam vardır ne de o ak saçlı, ak sakallı, beyaz giyinimli ihtiyar adam vardır. Evet sevgili dostlar, evet sevgili izleyenlerim. Her kapınızı çalanı hazır bilin, her günü bayram Ramazan bilin. Her ne kadar sulçu nisan ettikse affola.